Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesinden tasavvuf terminolojisindeki makamlar ve hallerden devam ediyoruz. Huluk, ahlak kelimesinin çoğulu olan ve tabiat, huy ve seciye gibi anlamları olan huluk, kendilerini hakka vardırmak isteyenlerin en önemli özelliklerinden birisidir. Kur'an Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphe yok ki sen yüksek bir ahlak üzeresin." Kalem suresi 4. ayette buyurarak onun en belirgin yönünü dikkatleri çekmiştir. Zaten o da hangi mümin imanı itibariyle daha faziletlidir sorusuna huyu en güzel olandır şeklinde cevap vermiştir. Bu cevapta ahlak ile iman arasındaki sıkı irtibat ifade edilmiştir. Buradan hareketle insanlar imanları ölçüsünde yüksek ahlak sahibidirler demek yanlış olmayacaktır. Bir defasında Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluğun ne olduğu sorulunca o kötü huy cevabını vermiştir. Bir başka defa müşriklere beddua etmesi istenince o bunu kabul etmiş ve şöyle buyurmuştur. Ben rahmet olarak gönderildim, azap ve afet olarak değil. Güzel ahlak, insanın güzel ve örnek davranışlarının en faziletlisidir. İnsanın cevher ve niteliği sergilediği ahlakıyla tebarruz eder. İnsan dış görüntüsü itibariyle mestur, ahlakıyla meşhuttur. İnsanın ne olduğu dış görünümüne bakılarak tam tanınamaz. Dış görüntü insanı yanıltabilir. Ama onun konuşma, davranış, tutum ve tavırları onu ele verir. Kettani, tasavvuf ahlaktan ibarettir. Kim senin ahlakını artırırsa tasavvuf yönüyle de seni geliştirmiş olur. Demiştir. Üste zikredilen hadiste de iman ile ahlak arasındaki bağa dikkat çekilmiştir. Öyleyse iman, ahlak ve tasavvuf arasında bir salih daireden bahsetmek mümkün gözükmektedir. İmanı kuvvetli olan ahlakı, ahlakı kuvvetli olanın da sufiyane yaşantısı güçlü ve sağlıklıdır. Haris el-Muhasebi şöyle demiştir. Bizim kaybettiğimiz üç şey var. Güzel yüz ile beraber iffetli ve günahtan uzak kalabilmek. Güzel söz söylemekle beraber emin ve doğru olmak. İyi dostluk kurmakla beraber vefalı olmak. Derler ki Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, güzel namaz kılan bir kölesini gördüğünde onu hürriyetine kavuştururdu. Bunu bilen köleler de riyakarane davranır, onun göreceği yerlerde güzel güzel namaz kılarlardı. Kölelerin bu durumu kendisine söylendiğinde o Allah için bizi kandırmaya çalışanlara biz kanarız diye cevap vermişti. Şah-ı Kirmani insanın incinse de incitmemesini yüksek ahlak alameti olarak görmüştür. Hak'tan ve Hak'tan gelen her şeyi hiç üzülmeden ve sızlanmadan kabul edip sineye çekmek yüksek ahlak olarak tanımlanmıştır. Hazreti Vehb'in şu sözü güzel ahlakı edinmede pratik bir yolu işaretlemesi bakımından önemlidir. Bir kimse 40 gün iyi bir huyla kendisini ahlaklandırmaya çalışırsa Allah o güzel huyu onun karakteri haline getirir. Hasan Basri elbiseni temizle ayetine ahlakını güzelleştir şeklini tefsir etmiştir. Hazreti Lokman aleyhisselam, öfke olmadan kimin yumuşak huylu olduğu, savaş olmadan kimin cesur olduğu ve ihtiyaç yokken kimin kardeş ve dost olduğu bilinemez demiştir. Allah size nimetlerini hem açık hem gizli olarak üzerinize yağdırmaktadır. Ayetindeki açık nimetler düzgün ve sağlıklı bir beden, gizli nimetler ise tertemiz bir ahlak olarak yorumlanmıştır. Bir defasında Ebu Osman Hıri rahmetullahi aleyh öğle sıcağında yürürken bir evin çatısından üzerine yanlışlıkla kül döküldü. Yanındakiler bu işe bir hayli bozulmuşlardı. O ise yüksek ahlakının ve hazm-ı nefis sahibi oluşunun bir göstergesi olarak aslında kendisinin üzerine ateş dökülmeye müstahak birisi olduğunu ve eğer üzerine ateş değil de kül döküldü ise bunun kendisi için gayet iyi bir şey olduğunu söyleyerek etrafını sakinleştirdi. Cud, seha ve ishar. Cömertlik ve ikramseverlik anlamlarına gelen bu kelimeler aynı manada kullanıldığı gibi aralarında nüans olduğu da söylenmektedir. Bazılarına göre seha ilk rütbe, cud ikinci, ishar ise üçüncü ve en üst mertebedir. Buna göre var olandan bir kısmını vermek seha, var olanın çoğunu verip yine de kendisine bazısını bırakmak cud, kendisi muhtaç iken başkasını kendisine tercih etmek ise ishar olmaktadır. Kur'an
bu en üst derece olan isarı onlar ihtiyaç içerisinde olsalar bile başkalarını tercih ederler. Haşr suresi 9. ayetinde buyurarak nazarlara sunmaktadır. Tabiri diğerle cud, müminin gönlünde herhangi bir rahatsızlık duymadan sahip olduğu şeylerin bir kısmını infak etmesi, seha, müminin infakı ve başkalarını düşünmeyi önde götürmesi ve kendi mutluluğu içinde hatta onun da önünde onların mutluluğunu düşünebilmesi, ishar ise Müslümanın ihtiyacı olduğu halde başkalarını kendine tercih edebilmesidir. Şu hadisler bu konu hakkındadır. Alan el veren elden üstündür. Cömert, Allah'a yakın, halka yakın, cennete yakındır. Cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'a uzak, halka uzak, cennete uzaktır. Cehenneme yakındır. Cahil cömert, bilgili ama cimri birisinden Allah katına daha sevimlidir. Cudun hakikati insana bezletmenin, infakta bulunmanın zor gelmemesidir. Hazreti Ali bir haftadan beri evinde bir misafir ağırlayamadığında yakınarak Allah'ın derecesini düşürmüş olabileceğinden endişe etmiştir. İbrahim bin Cüneyt şöyle demiştir. Şeref ve haysiyet sahiplerinin şu dört hasletten asla eksik kalmamaları gerekir. Babası bulunduğu meclise geldiğinde ayağa kalkmak, misafirine ikramda bulunmak, aleme hizmet etmek ve bilmediği bir şeyi sormak. Abdullah bin Mübarek'in şu sözü de güzeldir. İnsanların elinde olana karşı cömertlik edip onlara hiç özenmemesi bizzat kendisinin yaptığı maddi cömertlikten daha faziletlidir.